Ebru Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bunu istek üzerine yapıyoruz bu programı. Çünkü diyorlar ki da aspartam varmış yasaklanmış birçok yiyecekte yasaklanacakmış falan diye bir şey var. Bir kere nedir bu aspartam? Bu bir gerçek mi? Bunu bir öğrenelim zaten. Yasaklanması gerçek değil öncelikle. Yasaklanması gerçek. Aspartam dediğimiz bir suni tatlandırıcı. aslında. Suni dedin yani yapay. Yapay, yapay evet. Yapay. evet. Öğrenmek istiyorum. Yapay şeker mi? Niye tatlandırıcı da şeker Şekerden değil? Şekerden çok daha yüksek bir tatlılık veren, laboratuvar ortamında yapılmış suni bir tatlandırıcı. Bunun Aha. gibi başka tatlandırıcılar da var. Bunlar çok uzun yıllardır. Yine şey... dil işine giriyoruz. Kusura bir bakma. Bir dakika anlatayım ne için? Buyurun. Tamam Hangi ama... dil işine? Tamam anlat ama yine. şimdi <laughs> Tadı adını dilden alıyoruz. Evet, dil tatlandırıcı girelim. diye bir şey diyorlar. Sweetener. Adı İngilizce'de sweetener. Bilmiyorum Türkçe'de de tatlandırıcı işte. Ama niye sweet değil de sweetener? Ya, normalde şeker değil mi bu? Şeker değil. Bahsettiğim gibi laboratuvar ortamında yapan gıdaya tatlı tadı veren dolayısıyla o yüzden adı tatlandırıcı olan bir madde. Bunun ne dediğinden ziyade bizim reseptörlerimizde ne algıladığımız önemli değil mi? Biz şeker algılıyor muyuz bunu yediğimizde? Şeker ya da tadı işteğimiz? algılıyoruz evet. Şeker tadı. Peki şeker tadı algıladığımız şey nasıl şeker olmuyor? Bana bunu söyle şimdi. <laughs> Hocam Kimya 101. <laughs> kimya 101. Anladım. Ama oradan başlamak için biraz Ama şeker yaşımız, tadı alıyoruz. Geçmiş. Ama bu şeker değil diyorsunuz. Evet. Buna Sweetener, şat başka bir kimyasal Kalorisi... formülü var. Doğru neredeyse mu? olmayan veya bazılarında çok 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 az olan ve şekerden daha güçlü şeker tadı veren dolayısıyla özellikle de diyet ürünlerde veya diyabet gibi durumlarda daha fazla tercih edilen ya da insanların kilosuna dikkat ettiği durumlarda daha çok tercih ettiği bir aslında bizim hayatımız açısından da fonksiyonel bir madde bu. Peki ne zaman çıkmış bu? Ne zaman bulunmuş ya kimyasal olarak? Ben ne zaman bulunduğunu bilmiyorum ama çok uzun yıllardır gıda alanında ve tıp alanında kullanıldığını biliyorum. Sadece işte bu diyet sodalar tarzı şeyler değil, diyet bisküviler olabilir veya hatta öksürük şurupları, bazı ilaçlar. Bunun gibi şeylerde de bu yapay tatlandırıcılar kullanılıyor. Peki yapay tatlandırıcı diyorsun. Tamam, tatlandırıcı da değil, yapay tatlandırıcı diyorsun. Aspartam bir çeşidi mi bunun? Farklı tatlandırıcılar mı var? Çünkü başkaları da var. Niye sadece bu yasak mesela? Yasak değil hocam. Öncelikle. Ha, yasak değil. Peki. Öncelikle yasak değil ve sadece bu tatlandırıcı değil. Benzeri 4-5 tane grup daha var. Bunların hepsi tekrar bir araştırma sürecinden değer sürecinden geçti. Ama bunların arasında en çok tartışılan aspartam. Çünkü yapılan bazı araştırmalarda ki bunların çoğunluğu gözlemsel araştırmalar dolayısıyla kanıt hiyerarşisinde biraz daha geride kalan insanların söylemleri üzerine kurulan araştırmalar. Dolayısıyla bunlarda hastalık ilişkisi olabileceği ile ilgili bir sinyal veya şüphe ortaya çıktı. Aslında aspartam bu döneme kadar en çok araştırılan ve en çok araştırıldığı için de en çok tik alan tatlandırıcıdan biri. Fakat bu dönemde niye tartışılıyor? Çünkü geçtiğimiz ayda, haziran ayında Dünya Sağlık Örgütü bizim normalde Dünya Sağlık Örgütü'nden de çok alışık olmadığımız tuhaflıkta açıkçası bir söylemle ortaya çıktı. Bütün tatlandırıcılar için işte bunları kullanmak kilo vermeye sebep olamayacağı gibi belki de bir takım hastalıklarla da ilişkili olabilir gibi bir söylem ortaya koydu. Şimdi bu tatlandırıcıların hepsi FDA'dan, EFSA'dan, Uluslararası Singapur olsun, Japonya olsun bunların sağlıkla gıdayla ilgili olan ajanlarından onay almış tatlandırıcılar. İşin tuhaf dediğim kısmı o. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü bunların hepsiyle ilişkili. Fakat tabii bunu da çok yadırgamıyorum. Şimdi burada mesela bana gelebilecek sorular olabilir veya sizin aklınıza şöyle soru işaretleri çıkabilir. E, düne kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün referans gösteriyordun. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediğine tuhaf diyorsun diyebilirsiniz belki. Fakat işte bilimin hoş yanı bu. Bilim zaten sürekli kendi kendini sorgulayan bir yapıya sahip. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü bir dakika dedi. Burada bir sinyal gördüm. Dolayısıyla biz bu konuyu tekrar bir açalım dosyaları. Tekrar araştıralım ve zaten bilim kendi yanlışında kendi bulur. Öyle bir sürece başlandı aslında. Ve bu süreç de tamamlandı. 14 Temmuz'da. Bu esnada Uluslararası Kanser Enstitüsü bazı maddeler karsinojen yani kanser yapıcı mıdır diye araştıran Uluslararası bir enstitüdür. O araştırma sürecine başladı ve bugüne geldik. Sonucunu anlatayım. Kanser o. yapıcı mı değil mi şimdi? <laughs> Şöyle e, IARC, bu Uluslararası Kanser Enstitüsü'nün sonuçlarına göre 14 Temmuz'da açıkladığı şey 2B grup denilen bir şey var. Şimdi bu gruplar ne? Ve bu enstitü ne yapar? Onu bir anlatmak lazım bunu anlamak için. Maddelerin kanser kanser yapma ihtimallerine göre farklı gruplara koyar bu enstitü. Birinci grup eldeki kanıtlara göre insanda kanser yapıcı olduğu belli olan grup. İkinci grup kendi arasında A ve B olmak üzere ikiye ayrılır. 2A İki grubundakiler olasılıklı olarak kanser yapma ihtimali olan şeylerdir. 2B grubundakilerin olasılığı biraz daha düşüktür. 3 ve 4 grubundakiler kanser yapmaya yönelik kanız henüz ortada yok dediğimiz veya kanser yapmadığı ortaya çıkmış olan gruplardır. Mesela 1A'da sütün ürünleri, asbest gibi şeyler var. 2A'da 2B grubuna konuldu dediğim gibi aspartam. Bir üstünde olan 2A'da mesela vardiyalı çalışma veya kuaförde fazla boyaya maruz kalma gibi şeyler var listenin içerisinde. Şimdi burada önemli olan şu. O maddeler ki bazıları işte bizim Hayat stilimiz veya hayatımıza var olan maddeler kanserle ilişkilendirilebilir mi bu enstitü buna bakar. Ama sizin kanser riskinizi arttırabilir mi ve ne kadar maruz kalıyorsunuz kısmına bakmaz. Bu çok önemli bir ayrıntı çünkü doz her zaman için belirleyicidir diyoruz ya. Şimdi oradaki maruziyete bakmadığı için enstitünün söylemi orada biter. Ondan sonra CECFA dediğimiz Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu ile Dünya Sağlık Örgütü'nün ortak gıda katkı maddeleri uzmanlar grubu vardır. Sonra aşamayı da o değerlendirir. Zaten Zaten bunların hepsi aynı gün açıklama yaptılar. Jack CECFA'da dedi ki bu madde için zaten bizim daha önceden belirlediğimiz günlük 40 miligram bölü kilogram yani kilogram başına bir insanın kilogramı başına 40 miligram alabileceği bir limit var. Biz bütün bu bilimsel araştırmaları tekrar gözden geçirdik ve bu limiti düşürmemizi gerektirecek hiçbir şey olmadığı ortaya kondu. Aslında bu sonuçlar şu anda işte 2B listesine girdi. Eyvah kanser yapıyormuş gibi söylemlerle medyada görüyoruz ama aksine güven sağlayıcı bir şey oldu çünkü eski limite Göre bütün araştırmalar tekrar gözden geçti ve Jekpa şuna da bakıyor şu anda var olan bizim limitlerimiz nedir? Ortaya koyduğu şey şimdiye kadar maruz kalmalarda çocuklarda 10 mg kilogram yetişkinlerde 5 mg kilogram yani normalde var olan limitin yarısından da düşük seviyelerde zaten maruz kaldığımız için hiçbir problem yok. Bunun altındayız. Dolayısıyla bununla ilgili bir yasaklama, yeni bir limit düşürme gibi bir şeye ihtiyaç yok denildi. Aspartam'ın dışındakilerin adları ne? Neler var? Stevia var mesela. Stevia o aslında var. doğal. Çünkü doğal. bir bitkiden elde ediliyor. Evet. Ama bugünkü tartışmalar Aspartam üzerine tabii yoğunlaştı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer kurumların açıklamaları Aspartam üzerine oldu. Peki şunu anlıyorum söylediğinde Yeni bir araştırma yapılmamış. Çünkü bunlar insan üzerinde de kolay yapılan yapılabilecek araştırmalar değil ki bildiğimiz bir araştırma vardı bizim. Yıllar önce yapılmış FDA de bunu epeyce yasakladı. Bu yeni bir yasak değil. Yasaklandığı dönemi biliyoruz. Kesin kanıtlara dayalı oldu. Ama daha sonra Kanadalı araştırmacının sadece tavşanlar üzerinde bu işi olduğuna yönelik bir şey oldu ve FDA de bunu kabul etti. Şimdi var olan araştırmalar insanlar üzerinde mi? Yoksa sadece onların sağlık durumlarını yani tatlandırıcı tüketenlerin ölçeklerine bakıp onlarla konuşarak ya da hastalık kanıtlarını inceleyerek çünkü bizden daha ileri özellikle Amerika'da hastalık kayıtları var insanların. Onlara bakılarak çıkan sonuçlar? Çok güzel hocam soru. Bu kısmı da aydınlatmak istiyordum zaten. Şimdi öncelikle aspartam yanılmıyorsam en az 3 defa bu sinyallerden dolayı tekrar bu değerlendirmeye girdi ve üçünden de aslında bir anlamda yeşil ışıkta geçti diyebiliriz. Her ne kadar 2B grubunda olsa bile. Fakat şunu da tamamen ortadan kaldırmayalım. Sinyal varsa her zaman için daha fazla araştırmaya gerek vardır zaten Dünya Sağlık Örgütü de bunu söylüyor. Bugün için bir sorun görmüyoruz fakat yeni araştırmalarda yapmamız gerekiyor diye. Ve hani gıda ile ilişkili konularda sizin de söylediğiniz gibi insan araştırmaları yapmak pek de kolay değil. Fakat buradaki bir kere yeni güncel araştırmalarda var. Onlardan bir tanesine bakılıyor ve oradaki bazı tasarımların da çok uygun olmadığı da fark ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün referans gösterdiği araştırmada ise biraz kafa karıştırıcı olan şu. Hem gözlemsel araştırmalar var hem de insan üzerine yapılan deneyseller var. Normalde deneysel 80'lerin kanıt gücü aslında hiyerarşik tabloda daha yukarıda. Dolayısıyla ona daha fazla puan verilmesi gerekirken gözlemsellere daha fazla puan verilmiş. Kanıta dayalı daha yüksek aslında gözlemden daha yüksek sonuç verenlere dikkate alarak yaptığınızda zaten böyle bir kuşku ortaya çıkmıyor. Fakat yani muhtemelen orada her türlü sinyali değerlendirmek açısından belki de böyle bir hiyerarşi yaptılar. Nedenini bilmiyorum ama bilimsel olarak doğrusu yüksek kanıtta olanı daha önceliklendirmektir tabii ki. Şu andaki durumda işte her ikisi de var elimizde. Gözlemler de var insan deneyleri de var. Ben İnsan deneyine ikna ve olmaya çalışıyorum. De çünkü dedi. sana şimdi gelsem desem ki aspartam deneyi yapacağız, kanserojen olabilirsin. Kim bunu kabul eder? Zaten kabul edenlerde bir yanlılık vardır diye düşünüyorum. Yani kim kanser olabileceği bir araştırmada yer alır ki? Bir de hocam Deneyde. şöyle bir şey var. Özellikle bu, bu tarzlarda gözleme dayalı şeylerde tatlandırıcı kullananlar genelde daha kilosu yüksek ve dolayısıyla belki de bir takım zaten kronik rahatsızlıklara sahip olan veya doğru beslenme ve hayat tarzına sahip olmayan insanlar olabilir. Olabilir. Dolayısıyla orada e, sağlıkla ilgili sorun ilişkilendirmesini tetikleyebilecek aspartam dışında da zaten var olan bir zemin olabilir veya başka bir türlü birçok şey olabilir. Dolayısıyla e, tabii ki ben o araştırmaların e, meta analizini yapmış bir bilim insanı olarak konuşmuyorum. Fakat bu kurumların yaptığı işler bunlar işte. Bütün bunları bir şekilde dikkate alarak sonucu veriyorlar. Ve sonuçta da şu an için insanlık için bir hastalık ilişkide sorun olmadığını ortaya koydular aslında. Haberlerde rastladığımızın tam aksine benim için güven verici o sonuç. Belirli dozda alınırsa, dozuna dikkat edilirse ben şimdi <laughs> e, izleyicilerimize bir çıkarım yapalım buradan. Şöyle bir, tartışma bir örnek oldu. Bir şeyin içerisinde aspartam var. Bu yine gıda kodeksine uygulu kullanılıyor öyle anladığım kadarıyla. Hı. Doğru mudur? Tabii ki. Doğrudur. Peki ben ne yapayım? Yani uzak mı durayım, hepsine zehir muamelesi mi yapayım, çocuğuma hiç mi yedirmeyeyim, bu kadar mı zararlı? Zararlıysa niye de FDA ya da EFSA şu anda böyle bir uyarıda bulunmadı? sadece dünya... Ben bu arada bir komplo teorisi ortaya atıyorum. Sadece. Covid'den Dünya Sağlık Örgütü o kadar çok muzdarip ki şu anda. Acaba diyorum dünyada herkese ilgilendiren bir şeyi ortaya atıp gündem mi bulandırmaya çalışıyor? Çünkü durup dururken böyle bir kattık ve bir açıklama yani hiçbir yerde... Çünkü genellikle bir araştırma yayın inanır bir yerlerde. Özel bir araştırma var. Evet. Ama işte onu değerlendirme kısmı biraz suaf. Fakat ben komple söyleyle ilgili bir şeye tabii yanıt vermeyeceğim için o kısım size. Ben vurdu. de vermiyorum <laughs> da acaba sen ne düşünüyorsun diye düşündüm. Çünkü yani böyle bir tehlikeyi dünden farklı değil durum. Öyle diye düşünüyorum. Hayır o bir zaman araştırma niye o çıkıyor için? hocam. Ama Hı. burada demek istediğim şu. Yani Dünya Sağlık Örgütü nasıl bunu söyledi? Kesinlikle artık bu kurumsal görüşe inanmayız değil. Bakın burada Dünya Sağlık Örgütü bir sinyal gördü ve tekrar değerlendirelim dedi. Ve tekrar bir değerlendirme sürecinden geçti. Sonuçta da ortaya bütün bu uluslararası şeyler, Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada dediler ki şu an için kullanılan dozlarda bununla ilgili bir sorun yok. Yani siz diyorsunuz ya madem zararlı madem zararlı diye bir şey yok, zararlı diye bir şey yok. Ama gelelim her zaman için olay dozda. Daha önceki programlarda da konuştuk. Suyu da çok içerseniz dozu dolayısıyla. Abartmayın diyorsun yani. Abartmayın. Şöyle bunun hesabını tek bir tane üründe bakmaya çalışırsak hani en çok gazlı içeceklerdeki veya işte tatlandırılmış içeceklerdeki konular konuşulduğu için o örneği bir kutu içeceği içtiğinizde içinde 200 mg 300 mg yaklaşık aspartam varsa 70 yaşın 70 kiloluk bir bireyin bundan yaklaşık günde de işte 14-16 kutu içmesi gerekiyor ki o sınıra yaklaşsın. 16 abi. kutu. Yani bunu da Yok. yapmayalım bir. Yani ama burada şu eleştiri gelebilir. gibi diyecektim. Oha falan diye 16 kutu kim içiyor ya? Yani zaten içilmemesi lazım başka nedenlerden de dolayı her şeyin fazlası var. Fakat şurada gelecek eleştiriye karşı hemen şunu da yanına park edeyim. Tabii ki bunu tek başına bir gıdadan almıyoruz. Veya bazen öksürük şurubu dahil olmak üzere farklı yerlerden alıyoruz ama işte o yüzden yani ne kadar maruz kalınıyor işin o kısmına bakılıyor ve şu anda tahminlere göre biraz önce verdiğim ortalama tahminlerde yetişkinlerde 5 miligram, izin verilen limit 40 miligram, çocuklarda daha çok çıkmış 10 miligram, maksimum gelinen noktaya da bakılmış. O da çok güvenli bir aşamada çünkü çocuklarda en fazla maruz kalan 20 miligrama kadar maruz kalmış, yetişkinlerde 12 miligrama kadar. Dolayısıyla bunlar da izin verilen burada rahatız denilen 40 miligram seviyesinin oldukça altında olduğu için şu an bir sorunumuz yok deniyor. Ama bu ileri de tüketimin bunlarla ilgili bir artışı olursa ve maruziyetimiz artarsa o zaman zaten tekrar bir araştırma yapılması gerekir ki şu an Dünya Sağlık Örgütü konuyu fark etmiş de değil. Zaten bilimsel tartışmalı olan konular her zaman için bilim dünyasında farklı araştırmalarda tekrar tekrar üstünden geçilir. Orada da zaten farklı bir sonuç olursa hemen burada da gördüğümüz gibi uluslararası bilimsel kurumlar konuyu ele alır. Bunları görmek aslında tüketici açısından insanlar açısından korkutucu değil de güven verici olması lazım. Benim hep anladığım yapmaya çalıştığım bu. Ya bakın böyle dediler zararlı bizim kafamız karışıyor değil. İşte bilim dünyası ve bu bilimsel kurumlar bizler için sizler için çalışıyorlar. Bir şey ortaya çıkması ihtimali olduğunda zaten en başta onlar zaten bunu ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla bugün öyle diyordu ama yarın böyle dedi bak değil bu o konu aslında bilim böyle bir şey. Peki tatlandırıcı kullanmanın nedeni sanayi açısından söylüyorum ucuzluğu mu? Yok tabii ki değil. Yani bu ürün çeşitlendirme bazı durumlarda tabii ki şekere göre daha ucuz da olabilir bu arada. Şimdi yanlış söylemiş olmayayım pardon. Çünkü bazılarının tabii ki şekere çok daha kuvvetli tatlandırma özelliği var. Fakat biraz da işte kalorisi düşük ürün yapmak. Şimdi bütün dünyada tuz, şeker, yağ azaltma üzerine gidiliyor. E şeker azaltırken tamamen tadı ortadan kaldırırsınız, zaten bunu tüketici istemiyor. Dolayısıyla orada da tatlandırıcı muadilini kullanmak gerekebiliyor. Bunlar işin bir yanı. Bir de işin diyabet yanı var. Bir de işin kilo yanı var. Yani biz normal ay canım, ben kilo almamak içinden bahsetmiyorum. Gerçekten bir hastalık seviyesine gelmiş olan obeziteler ve diyabet hastalıklarında kişilerin bir şeyleri tüketebilmesi, o en azından nefsini köreltebilmesi için de bu tarz gıdalara da ihtiyaç var. Diyorsun ki sen bu bir tartışma aslında olumlu bir şey yapılan çalışmalarda da aynı seviyeyi korudular. Evet. Biz dikkat edelim en azından da abartmayalım günlük dozuna. Peki meyve suyu falan sadece niye kola hemen şeytanlaştırılıyor ben de onu anlamıyorum ya. Yani dünyada en çok satılan ürünlerden Öyle biri olduğu, olduğu için. için başka bir gerisi. şey yok mu bu? Yoksa şeker onun her yani şeyde olabilir herhalde. İlaçta da var. Hiç kimse öksürük şurubunu konuşmuyor veya başka ilaçları konuşmuyor her sonuçta. Her şeyde var bildiğim. Yani şeker... Her şeyde olabilir. Her, her şeyde olma ihtimali sakızda var. Sakızda çok karşılaştığımız bir şeydir Mesela sorbitol deniyor. O da mı şey? Tatlandırıcı. Öyle bir şeyler yazıyor. Tatlandırıcı deyince o kadar türü varmış ki. Monitol, sorbitol, yok maltitol. Mesela do... E ile mi bunlar ifade edilir? Gıda Tatlandırıcılar... katkı maddeleri olanlar evet. Gıda katkı maddesi diye de mi var tatlandırıcı? Zaten bunlar gıda katkı maddesi. Öyle mi? Tabii ama yani doğal şekeri kullandığınızda da eğer gıdasında doğal olarak bulunmuyorsa o da katkı maddesi oluyor. Anladım ama bunu yazmak zorundalar değil mi? Tabii, aspartam tabii olarak ki. yazmaz mı genellikle içinde? Ya E koduyla ya aspartam olarak yazar. Ha, e koduyla da geçebilir. E951 görünce bileceğiz ki aspartam var ama. Ya şimdi bunlar da mesela bakın böyleymiş de demesinler. Çünkü bunların hepsi ya yani benim de postlarımda var hangisi nedir. Basit bir Google aramasıyla artık herkesin ellerinin ucunda. Telefon var. Bunların bakın. Hepsi es evet, belli. Hani şey deniyor ya niye açık açık yazılmıyor? Bu E kodları bir kere uluslararası bir şey ve bütün bilimsel süreçlerden geçmiş ve kullanılmasına izin verilen katkı, katkı maddelerine maddeleri. verilen bir kod. Europe, Avrupa'nın esinden geliyor. Ve hani hep şeyden şikayet ediyor ya ufak ufak yazıyorlar biz okuyamıyoruz. Bunlar gıdan üzerinde yazılması gereken şeyleri Tarım Bakanlığı belirliyor. O da Avrupa normlarıyla birebir uyumlu zaten. Dolayısıyla her şeyi yazarken E kodlu yazmak daha universal. Bir de o ürünü ihraç ettiğinizi de düşünün. Ve de hani yerden de bazen kurtulabiliyorsunuz. Kaldı ki latince isimleri bazen çok daha anlaşılması zor olabiliyor. Ama hangi grup e'lerde yüzlük gruplarla gider, hangi işlevsel gıda katkı maddesinindir veya hangisidir karşılığında bunları bulmak gayet basit. Ben izleyicilerimize öneri getireceğim sadece. Bunun bilimsel falan bir yönü yok. Çay ve kahvede bence şekeri bıraksınlar, tatlandırıcı da bıraksınlar en önemlisi. Ve de hem çayın hem kahvenin gerçek tadını almaya çalışsınlar diye düşünüyorum siz nasıl bireysel tecrübelerinizden Bu yola çıkarak. Bu tamamen bireysel tecrübe. Ben ikisinde de şeker <laughs> kullanıyordum. Daha sonra tatlandırıcıya geçtim. O tatlandırıcıya geçtikten sonra zaten tatlandırıcının tadı şeker değil, ayrı bir tat. Tabii. Tam ve bilelim, ona da evet, ona da alıyorsun. alışıyorsun. O tadı arıyorsun sonra beyni öyle bir şey. Ama onu da bıraktığımda hem kahvenin hem de çayın gerçek tadını almaya başladım ve sevmeye başladım. Bence bu deneyi kendilerinde denesinler. O zaman hiç olmazsa, çünkü çok çay içen bir ülkeyiz biz. Evet. Şimdi kahve de çok içiyoruz. Buradan azaltırlarsa o zaman koladan, tatlıdan, şekerden, çikolatadan. Çikolatada şeker de oluyor mu bu tatlandırıcı? Olmuyor Çikolata galiba. Çikolatada yani da yok. Hayır. Yok galiba. Ya, niye koyamıyorlar mesela? İlginç bir şekilde. Herhalde kimyasal nedenlerle mi hayır, sizce? Hayır, hayır. Yani her ürünün e, kullanabilecek şeyleri var sonuçta. Öyle mi? Ha, anladım. Tabii ki. Yani mesela %100 meyve suyuna da tatlandırıcı koyamazsınız. Çünkü kuralları yasaktır. Var, değil tabii, mi onun? Kuralları var Bu kurallar değil mi dediğin o, o kurumlardan geçerek şekillendirin. Bunları bilmek önemli bir şey bir kere. Biz de bunları yapıyoruz. Genel olarak şekeri biraz hayatımızda düşürmekte fayda var. Çünkü şeker kaynaklı çok şey alıyoruz. Evet. Fakat şeker zehirdir. Bütün tamamen hayatında çıkartalım Değil. diye bir şey de yok. Bir de abone olun Peki. Evet abone olsunlar. İyiyiz iyiyiz. Gayet güzel yani. 20 bini geçtik. 50 bine doğru gidiyoruz. Kıymetimizi biliyorlar. Kıymetini de biliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.